Ben Görkem, İtiraflarınızı Okuyorum'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu arada kaşımı çizdirdim. Bence 10 numara oldu yani, oradan bakıp da keko falan demeyin. Birader hayırdır ama rahatlık. Okey, bu kadar çabuklık yeter. Instagram hesabımı takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Oraya da bekliyorum sizleri. Şimdi laf uzatmadan gelin itiraflarımızı okuyalım. Sınav kağıdının fotoğrafını çekerken yakalandım. Bu arkadaşımız uyanıklık yapmak istemiş ve sınav kağıdını önceden çekip sonrasında kopya çekmek istemiş ama yakalanmış. Oh olsun. Kopya çekeri 20 aldım. Bu ne kardeşim, herkes kopya çekiyor ya. Biraz da çalışıp alın. Bu şey gibi böyle, çok çalışırsın sınavdan düşük alırsın ya. Onun gibi bir şey yani. Ya yeter artık arkadaşlar, Snapchat'ten arayıp duruyorlar ya. Alo. Bana niye cevap vermiyorsun Görkem? Vermek zorunda mıyım? Sabah sabah ters tarafından mı uyandın lan? He, uyandım lan. Ne oldu? Ne olmuş? Yani biz niye böyle 20 yıldır samimi arkadaşmışız gibi konuşuyoruz? Bu ne abicim ya, kızı tanımıyorum ben, Snapchat'ten beni arıyor. O ne samimiyet kardeşim? Küçükken ayak baş parmağımı emiyordum. Nasıl lan? Ayağınıza nasıl yetişebiliyorsunuz? Bende mi problem var? Baksana abi, yetişemiyorum. Küçükken burun bokumu yiyordum. Burun boku mu? Sümük değil mi lan o? Ya bunu yapan hala pislikler var ya. Ya normalde insanlar küçükken böyle mesela burnunu oyar, masa altına sürer, dolap altına sürer. Adam 30 yaşına gelmiş burnunu oyup yiyor. Her spor salonuna gittiğimde aklıma sen geliyorsun. Vay, işte gerçek bir sporcu. Ne alaka bunun? Şu an bu story'yi görürken erkek arkadaşıma s**k yapıyorum. Yaptığınızı itirafa s**kım, bu ne ya? Yürü gidiyoruz ya. Kızla öpüşürken ağzına tükürmüştüm. Ulan ne pislik insanlarsınız ya siz. Ya inşallah yalan kurgu şeylerdir bunlar. Yani bir de bunu nasıl başardın? Yani kıza Allah sabır versin. Eski sevgilimin ikiziyle çıktım ve hala konuşuyoruz. Bravo, gerçekten bunu bir başarı olarak ben algılıyorum. O yüzden sana ödülünü vermek istiyorum. Şöyle bu ödülü sana takdim edeyim. Bayağıdır da bir kişiye vermiyordum, odamda duruyordu yani. Bu ödülü kazanmaya hak kazandın gerçekten diyeceğim de. Bunu yazan kız. Şöyle bir alışkanlığım var. Mesela birine su yemek götürürken ondan içiyorum ya da yiyorum. Ulan çok kötü bir alışkanlık ya. Niye yiyorsun milletin yemeğini, suyunu? Mesela gelen misafirler, ya kızım ben bir bardak su alabilir miyim ya? Şuna götürmeden içeyim. Buyur. Teşekkürler. Kızım niye yarım doldurdun? Bu nasıl bir alışkanlık ya? Sevgilimle oturup birlikte izliyoruz. Oha! Ya kardeşim, burada çocuğunuz var. Allah belanızı yavrum. İyi seyirler. 10 numara aktivite yani. İzleyecek başka bir şey bulamamışlar, gitmişler. Eski sevgilimin yeni sevgilisinin hesabını çaldı. Gerizekalı şifreyi ikisinin adı yapmış. Bir dakika, eski sevgilinin yeni sevgilisinin hesabını çalmış. Ya sizin yapacak işiniz gücünüz yok mu ya? Yani boş işlerle uğraşıyorsunuz ya. Şahsen benim sevgilim olup ayrılsam hiç böyle şeylerle uğraşmam. O benimle uğraşsın. Karne gününde karneleri çaldım. Bravo kardeşim. Bana yalan gibi geldi de hadi inanmış gibi yapalım. Hadi inanıyoruz. Hadi inanmış gibi yapalım hadi. Ama yapan psikopatlar var yani. Küçükken kulağıma çubuk kraker sokmuştum. Yani bu seride her şeyi gördük arkadaşlar. Tüm fetişleri falan gördük yani. Bir kulağına çubuk kraker sokmaya kalmıştı o dolayı. Tuzlu mu baharatlı mı soktun? Okulda arkadaşımın çüküne vurmuştum. Sebep? Yani şey mi dedin? Ahmet kanka, gel gel, bir çüküne vuracağım senin ya. Ah, daha sabah annemden gizli eve arkadaşımı getirdim. Evde basıldık, yüzsüz gibi izin istedik. Nasıl yani? Nasıl basıldınız? Ama arkadaşını şey yapmış yani. Nasıl arkadaş? Girmiyor ya. Girmiyor, çıldıracağım ya. Ne oluyor lan orada? Aa anne, sen mi geldin ya? Bize bunu sokmaya çalışıyorduk ya. Bir izin verirsen sokalım. Evet abi ya, hadi size kolay gelsin. Yani olay böyle mi oldu? Anneme markete deyip bir saat marketle zaman geçiriyordum. Anne de salak. Yani bir saat markette bu ne yapıyor acaba? Bütün reyonu mu satın aldı? Reyon mu? Annenize desenize. Anne, ben limanetin yanına gidiyorum. Ya anne, ben limanetin yanına gidiyorum. Geldi, kızlar bunu yapıyor da. Erkek de bunu yapmaz herhalde. Erkek böyle yapan varsa. Bav çiki bav bav. Pardon. Bav çiki bav bav. Diye çarşıda gezerken yere yapışıp karşıdan gelen erkeklere rezil oldum lol. Bu aralar herkesin dilinde bav çiki bav bav var, o yüzden insan böyle gez. İnşallah benim dilime de takılmaz ya. Artı 18 hikayeler yazıyorum ama ailem bilmiyor. Ne? Artık biliyor. You make me this, bring me up, bring me down falan deyip ismini yayıyormuşum. Sevgilimin ayağını yalıyorum. Ya yeter artık, lütfen ayak falan görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Algılarımı kapatmak istiyorum. Yeter artık, ne yapıyorsanız yapın, yazmayın bunu buraya. Görkem, sen istedin itiraflarımızı. Ben malım. Kendini bilmene sevindim. You make me this, bring... Erkeklerin g***ye bakıp la kasa da kasa diyorum, aşırı iyi bir şey, bu da benim fantazim. Değişik. Babam annem ayrı. Baba tarafı dedikoduları hep anneme söyleyip dalga geçeriz. Yalnız bir şey değil mi? 10 numara aktivite. Kız anne, babam gibi tarafını atmış biliyor musun? Böyle dedikodularla başlanır, böyle bitirilir. Babamın kargosundan ok çıkmıştı. Ok mu? Yay da çıktı mı? Mizah desen var. Arkadaşlar bunlar doğal şeyler yalnız. Herkes sigarayı bırakmamı istiyor ama ben gizli gizli içiyorum. Ya ben hala sigara içenlerin beyninin nasıl çalıştığını anlamıyorum. Yani bir insan neden para verip kendini zehirler? Sigara dostunuz değildir. Sigarayı bırakma hattı 331. Dün akşam sevdiğim çocuğa zorla ninni söylettim. Sevdiğimi bilmiyor, sesini duymak içindi. Yani tamamen olayı canlandırıyoruz. Ya aşkım, bana ninni söyler misin? Tamam yavrum.
Vazgeçtim, bir daha söyleme ama. Şu an bir gruptayım ve bit birimize yavşıyoruz. Oha, yavşama grubu açmışlar ya. Ulan 2 yıl önce bizim Telegram grubu vardı. Orada da böyle kim kime dumduma. İyi ki de kapatmışım. Evet, grubun sahibi bendim. Tuvalette ekmek yemiştim. Allah'ım ya. Niye, salak mısın? Sadece soru. Günah günah, nimet nimet. Tünelde seviştim. Yani arkadaşlar, itiraflarınızı yazın dedik de hani ben şey bekliyorum böyle. İşte küçükken burnumu oyup masa altına sürüyordum. Küçükken bakkaldan cips çaldım falan bekliyorum. Bunlar tünelde falan ne yaptığını yazıyor. Yine kim arıyor ya? Efendim, iyi günler. Abicim, ben postacıyım ya. Hemen 2 dakikaya geliyorum abi. Tamamdır abim, bekliyorum, teşekkürler. Neyse, bu sefer postacıymış. Beden hocasına yavşıyorum. Beden hocasına nasıl yavşanabilir? Hocam, ben bu esim hareketini yapamıyorum. Yardımcı olur musunuz ya? Arkama geçerseniz. Aramızda kalsın, nefes alıyorum. Okul çıkışı her zaman sevgilimi takip ediyorum, beni aldatıyor mu diye bakmak için. Abi, bu güvensizlik çok kötü ya. Gerçekten yani çocuğun davranışlarını da bilemeyiz de. Güvenmiyorsanız sevgili olmayın lan. Kar yiyorum. Tabii kar yemeyen mi var? Ben. Çünkü Mersin'de kar yok. Kar yemenin çok çeşidi var. Pekmez döküp yiyen var. Bal döküp yiyen var. Normal yiyen var. Adam yolda görüyor, yiyor anasını. Bunlar normal şey. Bir de anormal yiyenler var. Hani bir tane adam rakıyla falan yiyor. Yani ben anlamadım. Nasıl bir zihniyet bu? A101'de tanımadığım bir kadına annem sanıp sarıldım. Sonra kadını görünce kaçtım. Bu benim başıma küçükken çok geldi ya. Hani annemizle böyle giderdik ya alışverişe falan. İşte ben böyle eşyalara dalmışım böyle. Yanımda kadın var, annem zannediyorum. Anne. Evet, başımıza çok geldi bu. Televizyon kapatılsa bile boş boş bakmaya devam ediyorum. Delilik lan bu. Hemen canlandırıyorum bilgisayar üzerinde abi. Oha, çok iyi ya, bu filme bayılıyorum. Boş ekran. Dudağına nemlendirici sür. Gerek var mı zannediyorsun? Sana ne abicim ya? Sana ne ya? Kafede çalışırken sevmediğim bir müşterinin kahvesini tükürdüm. Yanlış bir hareket bence. Yani böyle şeyler yapılmaması gerekiyor. Eğer o müşteri fark etseydi seni şikayet ederdi ve sen işinden olurdun. Böyle şeyler yanlış, her şeyi aşağı almayı keselim lütfen. Biraz olgunca hareket edelim. Anime kızına aşık oldum ama reddedildim. Ya alın bunu buradan ya. Babamın arabasını çaldım ve hikayeme koydum. Kesin o araba BMW'dir. Ablamın erkek arkadaşı aldattı. Ablam üzüldü diye sevgilisinin yüzünü çöpe attım. 10 numara bir hareket yapmışsın. Tebrik ediyorum. Mamma mia. Ablası yüzünü görüp her zaman üzülmesin diye yüzünü çöpe atmış, anıları silmiş. Bravo. 10 numara hareket, gerçekten abla kardeş ilişkisi mükemmel. Her neyse, bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla videosu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Instagram'a da bekliyorum. Oradan alıyorum ben böyle kutucuk bırakıyorum. Yandaki videoma tıklayarak önceki videoları gelebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.